Androjit Kökünden çıkmışlar hakkında Seslendiren Akın Altan Maurice Barres Le Deracini'yi 1897'de yayınlamıştı. Dünya nimetlerinin yayınlanması da aynı tarihe rastlar. Bages'in tezi insanın ırsi bağlarını tehlikeye düşmeden kırıp atamayacağıdır. Bu bir babayla Normandiyalı bir anadan Paris'te doğmuşum. Nerede kökleşmemi istiyorsunuz Mösyö Bağı? Onun için ben de yolculukta karar kıldım. Yolculuk. Vaktiyle kullanmış olduğunuz o nefis kelimelerinizden birini kullanıyorum. Bana büyük bir keyif verdiği ve hele aldanmıyorsam çok fayda sağladığı için başkalarına da yolculuğu tavsiye etmekten çekinmedim. Daha ileriye gittim. Başkalarını yolculuğa kışkırttım, zorladım. Ömürlerinde vapur yolculuğu nedir bilmeyen insanlarla oldukça uzak ülkelerde karşılaştım. Trene bindirdiklerim oldu. Birlikte yolculuk ettiklerim oldu. Bundan daha ileriye gittim. Yolculuğun güzelliğini övmek, bende uyandırdığı coşkunluğu anlatmak için bütün bir kitap yazdım. Belki de yolculuk ihtilası ile insanın kendini bağımsız İsterseniz köksüz bulmaktan duyacağı sevinci göstermeye çalıştım. Hür insanı. Ama biraz farklıca hür olan insanı siz yazmıştınız. İkide bir ortaya atıp durduğunuz şeyler, bize dediklerinizin aksini söyleme arzusunu veriyor. Şunu söyleme arzusunu. Kökünden çıkma bir fazil etmekle bu olabilir. Dışarıdan hissolunur bir yenilik geldiği zaman, yalnız o değişiklik yaratır.'' Rahatlık ancak uyuşukluk verir. Rahatsızlık hareketin ilkesidir. Gönon, konuşmalar. Kendilerine garip denilmediği için en bulunmaz faziletler gizli kalabilirler. Onlara sahip olan varlık tarafından bile bilinmezler. Onda ancak müpem endişeler doğurur, karışıklık tohumu olurlar. Buna karşılık, varlık ne kadar zayıf olursa, garip olandan, değişiklikten o kadar tiksinti duyar. Çünkü en hafif yeni fikir, alışkanlıklarda en küçük bir değişiklik onun belki de gösteremeyeceği bir fazilet, bir uyuma çabasını gerektirir. Ama bu onun zayıflığını değil de neyi gösterir? Ama ne yapalım? Kök salsın. Onun için bundan daha iyisi de yoktur. Ama o canlı varlığa bir şey öğretmeye de kalkışmayın. Her öğrenim kapayla bir kökünden çıkmadır. Yaratık ne kadar zayıf olursa öğrenmeye de o kadar az dayanabilir. Size, birçok kadınlar çocuklar yalnız tek bir manzaranın varlıklarıdır. Sözünü söyleten de bu değil midir? Tercüme ediniz. Öğrenim yalnız kuvvetliler için iyidir. Zayıfı tedavi edin, koruyun. Ama bize acıyın da, ona hareketlerimize örnek tutmamızı istemeyin. Yabancı unsurların getirdiği öğretim, hitap ettiği yaratık, Kendisinde bu öğrenime karşı koyacak bir şey bulduğu nispette ancak iyi olabilir. Üstesinden gelemediği şey onu ezilmek tehlikesiyle karşı karşıya koyar. Öğrenim zayıfı ezer. Öyle ama kuvvetli onunla kuvvetlenir. Büyük yığının rahatından başka bir şey düşünülmeyecekse bunun kıpırdanmadan umumiyetle doğuştan gelen bir hamleyi takip ederek en az emekle elde edileceğini kabul ediyorum. Ama kendinden mümkün olan en büyük değeri isteyen bir insan görmek hoşumuza gidemez mi? Rahatlık içinde bütün fazilet sararıp solar. Nerede yeni sarp yollar varsa orada fazilet vardır. İnsanı ölmek veya yükseltmek zorunda bırakan her şeyi bin affedin severim. En çok yadırgadığımız tarihi olaylar şüphesiz en çok kurban veren olaylardır. Birçok kahramanları coşturan, meydana çıkaran gene onlardır. Bu bir seçmedir. Alışık olduğumuz şeylerin sessizliği içinde gerilmemiş bütün kanatlar büyük olmalarına ihtiyaç kalmadan büyük olmayı unuturlar. Dışarıda rüzgarın şiddetlendiği nispetle kanatların açılması zarurileşir. Öyle ama bu arada zayıflar ölecek. Ne yapalım? Bunlar zayıf insanlardı. Demekle mi avunalım? Gerçek öğrenim yalnız kuvvetlileredir diyelim daha iyi. Zayıflara, onları soğuk almaktan koruyacak olan kökleşme, soydan gelme alışkanlıklar içinde kabuk bağlama. Ama öyle zayıf olmayanlara, her şeyden önce rahatlarını aramayanlara, işte onlara kuvvetleriyle, faziletleriyle mümkün olduğu kadar mütenasip olan kökünden çıkma.'' Onlardan mümkün en büyük fazileti isteyecek olan yadırgamanın aranması. Belki de bir insanın değeri hakim olabileceği maddi ve manevi yadırgama derecesiyle ölçülebilir. Evet yadırgama. Buysa insandan bir uyma jimnastiği yeni üzerinde bir yerleşme ister. İşte kuvvetli insanın istediği muhakkak tehlikeli ama yetiştirici olan eğitim bu yabancıya karşı bir savaştır. Ama öğrenim değiştirsin ki eğitim olsun. Zayıflara gelince. Kökleşin! Kökleşin! Öğrenim, memleketi yadırgama, kökünden çıkma. Herkesin kendi gücüne göre bunlardan faydalanması gerekir. Faydalanma imkanı kalmayınca bunlar tehlikeli olurlar. Ve zayıflar can verirler. Kökünden çıkmışların gösterdiği budur. Ama zayıfı tehlikeden korumak için kuvvetlinin faydalanmasını gözden uzak mı tutacağız? Kuvvetliler onlarla kuvvetlenirler. Kökünden çıkmışların göstermediği yahut da siz istemediğiniz halde gösterdiği ancak budur. 1897 Son